Birçok röportajında ve açıklamasında aslında e, yani kendi canasına da sistemini görüyoruz. İsmail Kartal'ın burada da var. Yani puan kaybetse de linç etsek diye bekliyorlar diye. Biraz Fenerbahçelilere de sistem etmiş. Hepsini konuşacağız. E, yaşanan olayları da Süper Kupa ile ilgili söylediklerini de bir size döneyim istiyorum. Yusuf Kenan seninle başlayayım. İsmail Kartal'ın açıklamalarını nasıl yorumlayacaksın? Söylediğinin e, haklılık payı var hocanın ama bazı şeylerde de yani eleştiri meselesinde mesela dozajına göre değişerek söylüyorum bunu çok ca katılmadığımı söyleyeyim yani bir şey yanlış gidiyorsa ya bir şey yanlış yapılmışsa tenkit edilmesi lazım tenkitin de yapıcı olması gerekiyor başka bir seferde aynı hataların yapılmaması için şimdi yorumcu eleştirmen bu konuyu eleştiren kişilerin görevi zaten bu şunu anlayabiliyorum. Kastettiği kişileri de aşağı yukarı tahmin ederek söylüyorum. Küçük camialar hani küçük derken bizim spor medyası küçük bir camia. Fenerbahçe, Galatasaray vesaire değil. Yani o yüzden kim kimi kastediyor az çok anlayabiliyoruz. Yani evet çok aşırıya kaçan işte İsmail Kartal teknik direktör değil. İsmail Kartal bu takımın hocası değil tarzındaki eleştirilere serzenişte bulunması çok doğal şu ana kadar yapılanlarda payı olmaması imkanı var mı? Yani her şeyi oyuncu grubu halletti demek çok tutarlı bir eleştiri olur mu? Haksızlık da olur. Yani bugüne kadar bu takım buraya getirmiş. En çok eleştirdiğim şey Türkiye Kupası'ndan eğlenmesiydi. Yapmış olduğu rotasyon tutmadı. Bence biraz hem Galatasaray'ın Fenerbahçe ikinci plana ettiler kupayı. Bu konuda da bu kurulan kadroların bunu yapmaya hakkı olmadığını düşünenlerdenim. Onun dışında ligde puan kaybettiği bazı maçlarda ben de eleştirdim. Bazılarında yapacak bir şey yoktu. İyi oynadı Adana Demirspor maçı mesela. Eleştiremezdim yani. Ama Trabzonspor maçı eleştiririm. Şimdi hoca da yani siz nasıl Fenerbahçe'siniz cümlesi bence çok kabul edilebilir bir cümle değil. Çünkü kimse de takım ölçerlik veya taraftar ölçerlik yok. Yani en az İsmail Kartal kadar herkes Fenerbahçeli olabilir diye düşünüyorum. Bu da çok doğal hakkıdır. Yani bunu İsmail Hoca'nın da veya başka birinin de sorgulaması çok doğru değil. Ancak eleştiri seviyesinin kişiselleşmesi, eleştiri seviyesinin alçalması rahatsız edici. Bunların hepsinde de haklı. Oyuncularla ilgili verdiği birkaç bilgi var. Onlarda da ben katılmıyorum. Yani onu söyleyeyim. O sayede Ferdi'yi bek yaptım meselesine hocam evet oynattın, verim de aldın ancak... Vitor Pereira'nın başlattığı bir projeydi evet. bu. Sen devam ettirdin. O konuda maalesef katılmıyorum hocaya. E, Şimanski Shimanski meselesini sağ kanatta oynattım dedi. Feyenoord maçlarında da oynadı hocam. Yani 6 8 e, belki evet ama sağ kanat hayır. Eee de evet çok iyi bir stoper değildi. Yanlışım yoksa 7 ya da 8 maçı vardı Twente'de buraya gelmeden önce. 15 maçı varmış ben de baktım 15 mi? 15 maçı varmış. ama yani çok fazla maçı yok. ...şey olarak... yani biz ...bütün bir sezonu stoper olarak geçirmemiş... ...orada da eksiklerden dolayı... ...Osterwolde'den bence stoper olarak... ...beklentinin üstünde verim aldı ve... E, ...bence oyuncuyu geliştirdi... ...hani oyuncuya dokunuş diyorsak... ...evet bence Osterwolde konusunda İsmail Kartal'ın net bir dokunuşu var... ...George Jesus'un... ...geçen sezonki kullanımına bakalım... ...bu sezonki İsmail Kartal'ın kullanımına bakalım... ...İsmail Hoca çok daha verimli kullanıyor... E, ...Osterwolde'yi... ...bu konuda hak veriyorum ama... Yani ...her şey her söylenen doğru değil... Haksızlık meselesinde, yani Türk futbolunda haksız olmayan yok gördüğüm kadarıyla. Hoca da söylüyor, hakemlerle ilgili işte puanlar doğru olsaydı, yönetimler doğru olsaydı önde olurduk, şöyle olurduk, böyle olurduk. Yani bu tartışmalar artık hani herkesin söylediği, geçen gün e, bence Türk futbolu için çok önemli bir isim, çok da sevdiğim bir insan. Cevat Prekazi'yi dinledim. E, hakemler e, düzgün yönetseydi fena 5. olurdu dedi. Artık hani öyle bir adliye gelmiş ki abart hani mübarek sanatını aşıyoruz. 40 puan geride olması lazım Fenerbahçe'nin 5. olması için şu an. Yani o 12 maç falan o, puan kaybetmesi. 12 maç 3 puan kazanamaması gerekiyor. Bunun da abartı olduğu kanısındayım. Orada, orada Herkes biraz... bir abartıyor. ben herkesin kendini çekme kanısında, kendine çekme düşüncesi, düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bugüne kadar, en yani şu, şu saate kadar saha içinde yaptıklarıyla başarılıdır şampiyon olur olmaz ayrı bir konu. Şampiyon olur devam edilir ayrı konu. Şampiyon olur devam edilmez ayrı bir konu. Şampiyon olmaz devam edilir ya da devam edilmez yine ayrı konu. Bunları bilemiyoruz çünkü daha yönetimin devam edip et- daha Fenerbahçe'nin Süper Lig'de devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz henüz. O yüzden bunları konuşmanın çok şeyi yok. Bunlar hocam Mayıs ayı biter Artık Avrupa futbol şampiyonasına gitmeden önce kupayı kaldıran takım belli olur şampiyonlukta. Ondan sonra artıları eksileri konuşuruz. İsmail Kartal şampiyon olamasa da Fenerbahçe'nin başında bu sezon başarılı olabilir. Onu da söylemiş olayım. Yani şampiyon olamasa da olabilir yani şampiyon olamayabilirsin. 2 puanla, bir puanla, puan puanı şampiyonluklar kaybedildi bu ülkede. O yüzden şampiyon olamasa da başarılı olabilir. Konferans Ligi'nde yaptığına bakılır. Ondan sonra ligde yaptığına bakılır. Ona göre de değerlendirme yapılır ama şu baskı var evet. Şampiyon olamazsan seni işte sileriz. Hani düşüncelerimizden sileriz. Fenerbahçe tarihi nasıl silemezler bence İsmail Kartal'ı da. En azından hani bir daha teknik direktör olarak çalışmazsın. Üçüncü dönemde de olamadığın için diye. Ben anlıyorum o baskıyı da hissettiğini görebiliyoruz net bir şekilde. Sert konuştu biraz. Evet. Savaş Çorlu sana döneceğim. Cezalarla ilgili de konuşuyor. Oyuncuların kendini müdafaa etmesin mi ifadesi var. Fenerbahçe'nin biz de zaten hani bugün de bekliyorduk. Ee, oyuncuların alacağı cezalarla ilgili bir bekleyişi var şu anda. Hoca da onunla ilgili fikrini de dile getirmiş. Hem bu hem genel hocanın açıklamalarını sen nasıl yorumluyorsun? Cevat Perekazi ile ilgili ilk önce bir iki bir şey söyleyeyim. Cevat Perekazi'nin Kasımpaşa maçından sonraki Galatasaray TV'de yapmış olduğu açıklamaları izledim. Son derece doğru açıklamalardı. Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın kazanmasına rağmen 5 tane oyuncunun Galatasaray'a yakışmayacak şekilde oyunlarının kötü olduğunu, onu ben söylediğim zaman bana kızanlar olmuştu ama Cevat Prekazi gibi bir efsanenin. Okan Hoca da dahil bunun içinde. Çok net bir şekilde eleştiri yapmıştı. Bunların içinde Kerem vardı, Kerem Demirbay vardı, Berkan vardı. hatta Çok bile. sert konuşuyor zaten çok, Cevat Hoca. O e, puan olarak da zannediyorum orada mecazi anlamda. Yani 40 puan derken orada böyle... Hani beşinci parkın, olur dedi de beşinci olması biraz e, mümkün görünmüyor bana. O yüzden söyledim. Orada belki bir hesap hatası yapmış olabilir ama şöyle bir şey söyleyeyim. Kasımpaşa Alanya maçları, e, Kasımpaşa Pendik maçlarında Fenerbahçe'nin olası puan kaybında Trabzonspor maçına bayağı bir geriden giderdi. Bunların hepsi futbolun içinde tartıştığımız tek tek konuşacağımız çok şey var yani. O hakemler hakkında her zaman söylüyoruz. Konuşsak program yetmiyor ama e, mecburiyetten bu tartışmanın içine sokuyorlar yani. Yazık gerçekten yazık yani. yani benzer bu, şey Antalya maçında o zaman Galatasaray puan kaybetseydi. Beşiktaş maçında kırmızı kartla oyuncularla çıksaydı o zaman derbi belki kaybedebilirdi. Bunun işte bunun ya bunlar kadar, öyle, öyle, bir, imkanlar imkan getirdiler yani. ki sezon başından beri hep aynı şey. Ben mesela Fırat'a verilen kırmızı kart hala bir açıklamada şunu söyledi, bunu söyledi var mıydı? Ben Yok. söyledim abi yayında. Üç kere stupid demiş. Üç kere aptal demiş. Yani bu Premier Lig'de ya da işte Ukrayna Ligi'nde olmayabilir. Burada da olma ihtimali. başka çok ağır sözler sarf edildiği için ve kart dahi çıkmadığı için e, insanlara. Onu anlayabilirim ama söylemiş ve ben burada Fred'e eleştirdim. Çünkü diyorum yani sen 17-18 hafta olmuş gelmişsin buraya. Hakemlerle ilgili zaten bir alerjik durum söz konusu. Bunu camiada sık sık dile getiriyor. E sen gidip orada o, o raddede o kadar alevlenmişken maçın sonuna da gelinmiş. Bunları söyleme onu, onu, yani. Orada o mesela o... bazı arkadaşlarımız sosyal medyada İngilizce bilmiyor, böyle bir şey söylemedi diyenler oldu. Sen her zaman orada doğruyu söyleyen bir ya Deprem de. o anda mesela S kimse bilmiyordu. Yani onu söylememesi için İngilizceye gerek yok Ben PBDK'yla ilgili zaten. yorum yapmayacağım diyorum. Çünkü bana şimdi burada şuna şu kadar buna bu kadar ceza verilmeli gibi görelim. Ona katılıyorum sana. Ondan Bindosan sonra Bindosan yorum, yani yapmayacaksın. Bindosan yorum yapmayacaksın. Ben o gün de söyledim. Ben Fred'in ne söylediğini bilmediğim için bu konuda bir şey demeyeceğim de. Niye gösterdi? Niye direkt Ki Fenerbahçe iyi itiraz etmedi kararı. Ee, i̇lk başta biraz serzenişli işte oldu. Şey, Sonra kulüp olarak istiyor itiraz etmedi. İsmail Hoca'nın açıklamalarına gelecek olursak İsmail Hoca Hangi maçta atılamıyorum ama psikolojik baskı psikolojik bizden yana ya yani psikolojik olarak biz üstünüz demişti psikolojik 6-7 hafta önceydi. E, 6-7 hafta önce kafa, kafa kafaya gidiyorduk puanlar. Ondan sonra bir psikolojik baskı olayı başladı. Okan Hoca'ya da soruldu. Okan Hoca hayır psikolojik baskı bizde değil." dedi. İsmail Hoca bunu bir iki kere söyleyince orada puan kaybı geldi. Ciddi bir psikolojik baskı var. Bunu kabul etmek lazım. İsmail Hoca onun üzerinde de var. O baskıdan dolayı bugün bir sert ser serzeniş yani sert bir var. Sert sistem var. Dolayısıyla bu takım şampiyonluğa gidiyor. Puan olarak da baktığınız zaman Fenerbahçe'nin son yıllardaki en yüksek puan ortalamasıyla gidiyor. Evet. İçeride 9 puan kaybetmesine rağmen Galatasaray da çünkü bir rekor bir sezon e, yani. İsmail Kartal'ın puan ortalaması da en yüksek puan ortalaması. Yani 3 sezonunun puan ortalaması. Doğru. Ve ona rağmen bir eleştiri var. Çünkü şampiyonluk bekleniyor. Şampiyonluktan başka hiçbir şey başarı değil. Bu şekilde bakılıyor olaya. Fenerbahçe şampiyon olması lazım. Şampiyonluğun haricinde isterse son maçta avaraçla Galatasaray'a şampiyonluğu versin, bunu başarı sayamazsın. Mümkün değil. Yani. Ee, Avrupa'da bir başarı var, gidiyor, inşallah finale kadar giderler yani. Onun ben e, böyle bir şey var ama e, içinde bulunduğu durumda gerçekten ciddi bir baskı var. Oyuncuları ben oynattım dedi, o da baskı. Trabzonspor maçından sonra soyunma modasına değindi. E, Koridorlarda yaşananlara ya bunların hepsinin bir şekilde kamera kayıtları var, gözlemciler var, temsilciler var. Hani hakikaten ben şu anda Pefete kadar yanında olmak istemem ya. Kime ne ceza verecek? hakemler içeri girmiş, stad kamerası var. Gözlemci, temsilci neredeydi? Ne yapıyordu? Ee, kendilerini savunma konusunda evet %100 haklı. Öyle bir alana geldi. İlk önce bir kişiyle başlıyor. iki kişi oluyor. Üç kişi oluyor. Sonra yaşanan olaylarda yine başa gelecek ama o Beşiktaş maçında Ankara gücü maçından sonra futbolcuya bir maç ceza verip kendini savunan kişiye sonra Göztepe maçıyla başlayan, devam eden burada da ister istemez futbolcuların kendini savunmak zorunda kaldı. Zaman zaman ama orada da cezai şey olarak veriyor. Onu da hani söyleyelim çünkü gerçekten kamuoyunda tartışılırken doğru bilgi üzerinden tartışılmıyor ve rahatsız edici bir noktaya geliyor. Orada cezai kırmızı kart çıktığı için veriyor. Yani otomatik olarak kırmızı kart çıktığı evet. için bir maç ceza veriyor. Hatta PFDK'nın kararında ek sevke. Kırmızı yani kırmızı kart nerede çıkıyor? So soyunma odasına gidiyor ben ona kırmızı kart çıkarttım diyor. Raporunda yazıyor hakem. Soyunma odasına gidiyor. Josefi kırmızı o kart daha çıkarttım keyifli, diyor. Ya, o ayrı bir konu. Ama rapora yazdığı için o andan itibaren ben Cza kırmızı alıyor. kart çıkarttım diye otomatik olarak bir maç ceza alıyor. PFDK da sevkinde ek sevke gerek olmadığını açıklıyor. Yani saldırı olarak işte ne bileyim birine işte müdahale fiili müdahale olarak bir sevke gerek olmadığını O, o ceza açıklıyor. kaldırılsaydı kim ne diyebilirdi? Kaldırılabilirdi zaten. Kim ne diyebilirdi? Buradan basit bir şey varmış. Dedik ki bunu kaldırın. Hatta ben de Sayın Ali Koç'a bile seslendim. Kulüpler Birliği Başkanı olarak çıkın. Burada bir olun bu cezayı doğru kaldırın. Burada ben defalarca olması ve gerekiyor. O sezonunda en yanlış karar olarak defalarca ben evet. burada sözlerim bunu. O olmadı. Göztepe maçı olmadı. Göztepe Altay maçıydı galiba. Ardından bugün gelinen olaylarda evet. da o geçen yayında söyledim. Ben Hı? hakemlerin neden anons yaptırmadığını hala anlamıyorum. Var mı? Protokolde var mı yok mu bilmiyorum. Bak sen hiç musun? Böyle bunu yaptırdı Şahil Umuteler. Bu maçta yaptırdı ya mı? Ya, Trabzon maçında iki kere yaptırdı. Sonra gitti müsabakanın temsilcisiyle konuştu. Sonra uygun gördü devam ettirmeyi. Volkan Bayaslan da bugün İsmail Kartal'ın ifadesi o yönde en azından. Ben sordum hakeme bu kadar madde yağıyor bunlar falan filan oluyor diye. Maçı durduracak bir durum söz konusu değil demiş Volkan Bayazan. Yani eğer bunları söylüyorsa hakemler, bir kez daha söylüyorum bu hakemlerin konuşma konuşmaları kayıt altında. yani Bunlar çok rahatlıkla ortaya çıkabilecek durumlar. yani Bugün bu ortaya çıktıysa yarın öbür gün Volkan Bayazan'ın da hocaya söylediği şeyler de ortaya çıkabilir. O yüzden dikkat etsin hakemler. Gene... Eğer böyleyse, eğer müsabakayı durduracak bir durum söz konusu değilse Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananlar o zaman Süper Lig'de her maçta yaşanmaya başlar. Yine Zorba Küçük'ün bir Fenerbahçe maçında o sahaya ikinci sarı karttan atmamasından evet. dolayı o da aynı şekilde diyor Atmosferden etkilenmiyor.